Merhaba arkadaşlar, Hem TV kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, bir sene boyunca özlemle, hasretle beklediğimiz o gün geldi. Bu videomuzun konusu Sıla yolu olacak. İnşallah Almanya'dan Türkiye'ye yolculuğumuz olacak. Evet arkadaşlar, arabamız bu. Arabamızı yükledik. Mercedes GL350. 2012 model. Şu an ben arabayı yükledim. Evet, arabamızı yükledik. Yolculuğumuza bize eşlik ederseniz çok sevinirim. Beğeni, paylaşma, yorum atmayı lütfen unutmuyoruz. Biliyorsunuz sözümüz var. Sene sonuna kadar 10.000 aboneyi geçersek biz umre turları da yapıyoruz. İnşallah 2 kişiyi umreye götüreceğim. Onun için abone olup durum bildiriminde açmanızda fayda var. Hadi beğenip paylaşıp yorum atmayı da unutmayalım lütfen. Haydi videomuz başlasın. Evet arkadaşlar, yola başladık. Evet, Google Maps'imizde gidiyor. 20 saatte oradasın ya, nasıl oluyormuş ya? 2042 kilometre. Arkadaşlar, 1,5 saattir yoldayız. 100 kilometre anca geldik. Her yer dolu. Evet arkadaşlar, 450 kilometre oldu. Almanya'ya hala çıkamadık. Saat şu an 4.30-5'e geliyor. Neredeyse 6 saattir yoldayız. Acayip trafik, kalabalık. Biliyorduk zaten böyle olacağını, ben biliyordum. Cuma günü öğleden sonra, hatta iş çıkışından sonra çıkarsanız daha çok kalabalık. Böyle olacağını biliyordum ama devam ediyoruz. Avusturya'ya 20 kilometre kaldı. 20 kilometre sonra Avusturya'ya gireceğiz. Ondan sonra Viyana'ya doğru devam edeceğiz. Evet. Gerçekten trafikte yavaş gitmek insanı bayağı yoruyor. Bazen 40'la gidiyorlar, bazen 60'la, bazen 80'le. Bazen de aniden otoban duruyor. Bakıyorsunuz hiçbir şey yok aslında. Ama oluyor. Dikkatli sürmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, evden çıkalı 7 saat oldu. Hayatımda ilk defa 7 saatte Almanya'ya çıkıyorum. Saat şu an 6'ya çeyrek geçiyor. Avusturya'ya girmek üzereyiz. Evet arkadaşlar, Viyana'ya geldik. Buradan soldan giderseniz Viyana'nın içerisine, buradan da çevre yoluna. Evet, kısa bilgiler verelim. Saat şu an 9'a geliyor. 9'a çeyrek var. 750 kilometre yolumuz oldu. Hava kararmaya başladı. Trafik çok kalabalık. Evet, bundan sonra Budapeşte. Viyana bitti. Budapeşte'ye devam ediyoruz. Sağdan çıkacağız. Çevre yolu 80'lik. Çok radar var. Burada hız limitine dikkat edelim. Evet, şu an Budapeşte'ye doğru gidiyoruz. 45. Yine tıkandı yollar. Her yer inşaat. Her yer inşaat. 15 dakikada kapıya yanaştık sayılır. Bayağı hızlı gidiyor. Sırplar çalışıyor bu sefer. O zaman saat 2'ye doğru çalışmıyor bardılar mı bir şey? O öde tarafı. Ben maalesef hep şoför mahallinde değil de arkada gidiyorum. Yolcu olarak gidiyorum. Böyle bir izin 3 saat falan araba sürdüm sadece. Hep arkadayım. Belgrad'a 30 kilometre kaldı. İlk otoban ücretini verdik, 7 euro. Sınırdan Macar sınırından buraya kadar 7 euro.
normalde çok kalabalık olduğunda tabi bu tüneller kapalı oluyor. Ama tünel açık olduğuna göre muhtemelen kapı fazla kalabalık değil. Çok az kaldı. Evet. Zurna'nın zırt dediği yere geldik. Daha neredeyse 2 kilometre var. Vom Wokom die jetzt her? Ha, von der Tankstelle. Bakacağız artık. Zmanın değil ya, fokusun şuna ya. Sigara satıyorlar, boncuk, aynen, öncük satıyorlar. Aynen. Araba camlarını siliyorlar, yaptırma. Aynen. Bek. Bek, bek. Söyle, şey, boşu boşuna yapmasınlar. Valdiği şey yapıyorlar o zaman. Aynen. Git, git. Öyle de yapma. Nine danke de o kadar. Nine. Evet. Bunlar da bir şekilde yolunu buluyorlar işte böyle. Sürdüğü şey. Hızasını... Niye biz de evde normal şeyle yapıyoruz? Neyle? Normal şu gülmetinle. Yapıyor musun şeyleri? Evet. Arabanın şu diş şeylerini. Oraya da geliyor tabii ki mutlaka silerken. Bozuluyor mu yani? Das greift das Material an. Mesela bu Zonax'ınki da steht doch, greift keine Gummi. Mesela o diğerler sind mit Ding, diese Tensidstoffe. O biraz daha agresif olanlar. Sind wir jetzt da an dieser Grenze? Ja. Evet, Sırbistan-Bulgaristan sınırına geldik. Evet arkadaşlar, sırf çıkışına girmek üzereyiz. Ama 45 dakika sürdü. İleride Bulgar bayağı boş duruyor. Bulgar'ı ne kadar da kaç dakikada geçeceğiz? Yaptınız mı onu? Tavırdan mı gördün bizi? Şey, 1 euro kabul etmiyorlar, kağıt parası. Gittim bankadan, kağıt parası alıyor herkes 1 euro. Ne vardı bunda? 200 vardı. Bulgaristan'da bu kadar. Ya ben... Gerçekten inanılmaz. Bu kadar çabuk olacağını hiç düşünmemiştim. Peronlar da yenilenmiş. Bayağı güzelleştirmişler. Epey de peron açık. Ama bir cuma gün yola çıkan için gerçekten çok hızlı çıkıyoruz kapıları. Hızlı çıkıyoruz, hızlı giriyoruz. Evet, şimdi eğer online vinyetinizi almadıysanız hemen sol taraftan vinyeteyi alabiliyorsunuz. Online de alabiliyorsunuz tabii ki. Ben şimdi online almadığım için oraya gidip alacağım. Ondan sonra size söylerim ne kadar tuttu. Evet, Bulgaristan'a girdik. Vinyetesi bu. Soldan alınıyor. Girişte sola giriyorsunuz. 8 euro verip tek yön vinyetenizi alıyorsunuz. Çok çabuk alınıyor. Bulgaristan otobanlı girişte inşaat var. Sonra Sofya doğru otoban olmayan otobana gireceğiz muhtemelen. Yavaş mı hikaye? Yavaş olmuyor.
otoban bu taraftan devam ediyor. Muhtemelen otobanı devam ettiriyorlar. Biz şimdi diğer yola düşeceğiz. 4 şeritli otoban gibi, otoban olmayan otobana. Fazla yok zaten, 60-70 kilometre var Sofya, belki daha az. Yazdı mıydı kaç kilometre var diye? Yazmadı ama 20 olacağız. Evet, girdik. 4 şeritli otoban olmayan otobana girdik. Ama Sofya'ya kadar muhtemelen uzatacaklar o şeyi, otobanı. Ya arkadan geliyor işte. Ondan sonra devam edecek. Oradan bu taraftan devam edeceğiz. Direkt Sofya'ya bağlanacak orası. Birkaç sene sonra orada biter. Yakınmış ya, Sofya 23 kilometre diyor. Sofya'ya da gelmişiz. 23 kilometre sonra. Bu otoban o zaman seneye falan biter ya. Evet arkadaşlar, Sofya'ya doğru giderken size kısa bilgi vereyim. Biz Almanya'dan çıkalı 25 saat oldu. Yani cuma günü 11'de çıktık. Şu an 12.30 falan. 24-25.5 saat falan oldu. Yollar kalabalık olacağını biliyorduk zaten. Ama öyle olmadı. Çok aşırı beklemedik. Ben 7-8 saat beklediğim günleri biliyorum. Öyle olmadı. Rahat geçtik her yere. Bulgaristan, Sırbistan çıkış, Bulgaristan giriş de çok basit oldu. O da rahattı. Yani yollar rahat. Şeyler hızlı çalışıyor. Yine bazıları var böyle safsaklıyor ama gişeler hızlı. Yandaki arabaları görüyorsun. 5 tane araba geçiyor. Bizimki 2 tane geçiyor. Gişeler iyi çalışıyor. Sırbistan'da da öyleydi. Macaristan'da da öyleydi. Bulgaristan'da da öyleydi. Bakalım Türkiye sınırından nasıl olacak? Evet, şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, meşhur döner kavşağa geldik. Şurada buradan aşağı, direkt yukarıya doğru giderseniz direkt Sofya'nın içerisine gider. Buradan sağdan gireceksiniz. Şuradan en sona... Son çıkışta çok da küçük bir yazıyla da olsa Svilingrad diye yazacak zaten. Ama Burgaz diye takip ettiniz dedi. Yolu hiç kaybetmezsiniz. Evet, görüyorsunuz Burgaz sağa doğru çıkıyor. Yeşil levha kocaman. Daha ileride. Sağa çıktınız mıydı? Yeşil levhayı gördüğünüzde. Yani ben anlamıyorum. Buraya Svilingrad diye kocaman yazsana. Yazdığı levha burada. Küçücük bir levha. Svilingrad diye yazıyor. Şu yeşil tabelalar. 6-7 tane tabela. Sondan bir aşağısı sarıların üstündeki yeşil olanları da Svilingrad. 335 kilometre. İleride bir çıkış daha yapacaksınız, ayrılacaksınız ama orada zaten yazıyor Svilingrad diye. Burgaz, ondan sonra Svilingrad takip edin. Thank you.
bir çöplük. Arkadaşlar Sofya'dan çıktık, 140 kilometre geldik. Harmanlı'ya doğru devam ediyoruz. Az sonra daha görüyorsunuz orada zaten Svilingrad tarafına döneceğiz. Devada gösteriyor. Daha hala direkt gidiyoruz. Buradan da 180 kilometremiz var Edirne'ye kadar. Şu ana kadar yolculuğumuz iyi geçiyor. Çift şoför, hatta eşim de, eşimin de ehliyeti var. Yani zorlasak 3 kişi sürebiliriz. Yani yanınızda bir ikinci şoför daha oldu muydu? Yolculuk çok daha rahat oluyor. Değişiyorsunuz. Onun için daha rahat oluyor. Çocuklarınıza mutlaka verin. Onlar da öğrensinler yolları. Ama annem derdi, yolculuk rezillik. Gerçekten zor yani. 26-27 saattir yoldayız. Daha henüz Kapıkule'ye varamadık. Ama yol, kapılar güzel, yollar da güzel. Artık hemen hemen her yer otoban olmuş. Rahat geliniyor. Zaman sıkıntınız olmazsa acele etmeden geldiniz miydi? Rahat rahat gelirsiniz. Evet arkadaşlar, böylelikle Sıla Yolu 2024 videomuz burada son buluyor. Kapıkule'den artık kapanışı yaparız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Toptan en sağda kalın diye tavsiye aldık Bulgar çıkışta. Bakalım uyuyacağız, nasıl olacak? Tavsiyesine uyduk. En sağa geçtik. Bakalım kaç dakikada çıkacağız. Bazı uzak değil ama herhalde bir yarım saat 45 dakikada çıkacak gibiyiz. Bilgiler de alabilirsek. Ama bizi biraz daha var gerçi ama güzel oluyor. Yani sağdan ve soldan belirleyelim diye. Allah razı olsun. Eyvallah Erzurum abi. Evet. Dinlemede kal abi. Sizden bizim 45 dakika arasında Midland diye geçiyor. Bilgiler geliyor. Böyle devamlı canlı yayında bilgi veriyorlar. Moderatörüm, şu anda ben bilgi vereyim. Servet 42, Kapıkule'den geçtim. Tamamen şu anda caminin o yakındaki gişeden geçeceğim. Ondan sonra da bitmiş olacak. Toplam 50 dakikada geçmiş oluyorum. Arkadaşın daha yeni sorduğu soruya cevap ben. Şöyle diyeyim, Bulgar tarafında otobüslerin olduğu en sağ taraftan geçtim. Orası çok akıcı bir şekilde geçti. Ondan sonra da Türkiye tarafında da 2 numaralı perondan geçtim. Ama ben sırada beklerken ön beyan yapmayı uygun gördüm. O anda ön beyanımı yapmıştım. Kapıya geldiğim zaman çok basit bir şekilde, hızlı bir şekilde geçtim. Selamünaleyküm. Bulgar'a gidiyorum. Hangi sıra daha iyi? Bir bilgi verir misiniz lütfen? Babam dinlemedin mi işte, dediler ya en sağ diye. Abi senin sesin bayağı bir arka plandan geliyor. Bulgar'a giriyorsun. Karatuna'da mısın? Neredesin abi? Sen tekrar bir mandalın. Evet. Evet.
sırttan Bulgar'a giriyorum şu an. Ya bunu gerideyim şu an. Evet, bakalım kaç dakika sürecek. Arkadaşlar böyle hareketler yapmayın. Yani şuradasın, önünde 6 tane araba var. Bütün ortalığı karıştırdı adam. Yani illa bu tarafa geçecek. Ya zaten sınıra girmişsin babam ya. Başkalarının hakkına girmenin anlamı ne? FNKUT33 Mersinli ortalığı karıştırdı. Evet arkadaşlar. Saat 6'da 28 saat sonra, hatta 29 saat sonra vatana girdik. Bulgar çıkış 45 dakika, Türkiye giriş 7 dakika. Bilemedin 10 dakika. Çok çabuk girdik. Bu zamanda inanılmaz bir hız. Böyle gidiyor arkadaşlar. Sıla yolu 2024 Ağustos ayı girmek üzere. 26-27 tarihinde yaptığımız sıla yolu böylelikle bitti. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı yolculuklar. Kazasız belasız inşallah. CB Talk'u mutlaka kullanın. Çok çok faydası var. İnterneti olanlar mutlaka kullansın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, vatana girdik. Görüyorsunuz cami orada. Biraz önce oradaydık. Hemen ilk Shell benzin istasyonuna. Burada yemek yemeye girdik. Bir çorba içelim buradan. Ondan sonra devam ederiz. Bayağı yorulduk. Hem dinlenmiş oluruz. Hem de karnımız doyar. Evet. Arkadaşlarıyla burada buluştu Binyamin. Hataylı arkadaşı. Evet arkadaşlar, Türkiye'de ilk depomuzu doldurduk. 95 litre. 4400 lira tuttu. Euro karşılığında Avrupa'daki en ucuz benzin, yani en ucuz mazot Türkiye'de. 1.20. Şu ana kadar en ucuz doldurdum, Almanya 1.56 idi. O da normal motorim. Burada Euro dizel koydurdum. Ultimate yani Almanya'daki. Arkadaşlar biz İstanbul'a girmeden Türkiye'ye geldiğimiz belli olmuyor diye İstanbul'a gireceğiz. Fatih'te otelde, devamlı kaldığım bir otelde yer ayırttırdım. Yeşil Yurt Otel diye. Hemen Fatih Camii'nin çok yakınında. Bu gece orada kalacağız. Yarın Bursa üzerinden devam edeceğiz. Osman Gazi Köprüsü'nden geçeceğiz. Bursa'ya gideceğiz. Oradan Bilecik, Kütahya, Afyon diye devam edeceğiz. Bakalım bugün İstanbul'da neler yaşayacağız. Oraya varınca birkaç görüntü göstermeye çalışacağım oradan da. Evet, devam edelim. Yolculuk çok güzel geçiyor. İnsan gerçekten kendi ülkesine geldi miydi, kendini hem güvende, hem mutlu, hem huzurlu hissediyor. Ülkemiz başka. Diyorlar, dedikodu yapıyorlar. Gurbetçiler, murbetçiler diyorlar da onlar hepsi değil. Onlar azınlıkta olduğunu düşünüyorum. Kıskananlar her zaman olacak. Bu Türkiye'deki parası olan insanları kıskananlar da var. Onları da çekemiyorlar. Çekemeyen anten taksın. Kusura da bakmasın.